I did it. Siktir. Bu kadar saçma bir yerde uyandıysam kesin öldüm ben ya. Hay Allah kahretsin be. Kurşun deliği yok. Kurşun deliği yok, güzel. Delik yok, güzel. Tamam. Kan? He. Kan da yok, o da güzel. Tamam. Tamam. Herifler o zımbırtıyı basınca öldüm ben, tamam ya. Kalp krizinden öldüm, kesin, kesin. Kalp krizi, kesin kalp krizi. E kalp de atıyor. Kalp atacak abi, kalp önemli. Aç bakalım ağzını. Aferin. Nasıl, beğendin mi? Anneanne çok güzelmiş. Aferin. Ne olur alıştır alıştıra söyleyin. Öldüm ben değil mi? Öyle bir şey oldu. Otur. Hadi bakalım suyumuzu içelim. Ölmeyeceğim de korkudan öleceğim şimdi ya. Hadi bakalım. Çok pardon ya. Ya iki dakika rica etsem. Benimle bir ilgilenebilir misiniz? Şimdi beni iyi dinle. Çünkü beni sadece bir kere göreceksin ve sadece bir kere anlatacağım. Makul. Benim kim olduğumu biliyor musun? Siz müsteşarsınız. Seni böyle yaka paça aldığımız için kusura bakma. Yok efendim, estağfurullah. Ne demek, biz alışkınız böyle şeylere de. Ben niye buradayım? Babanı açık etmene asla izin vermeyiz. İstihbarat babamı koruyor değil mi? Hayır. Onu bize sen vereceksin. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi bittik işte. Bittik ya. Tanıyorum ben bu adamı. Behçet Dağlıca, uyuşturucu baronu, değil mi? İsmail Karayel geçen hafta Tayland ziyaretinden sonra oradaki adamlarla anlaştı. Babanın önünde bir engel bu adam. Öldürecekler mi? Evet. Engel olmamı istiyorsunuz siz benim. Hayır. Bu namussuz bu kadar lezzetli olmasa vallahi bu zahmete değmez be Behçet. Ama değiyor işte. Afiyet olsun. Yalnız tek başına tadı çıkmıyor. Ha. Ben sevdiğim şeyleri paylaşırım Behçet. Al hadi al. Al. Ne diyorduk? Paylaşmak diyorduk değil mi? Ben paylaşıyorum ama sen... Sen paylaşmıyorsun be Behçet. İlla ben yiyeceğim diyorsun. Seni Adil Topal mı gönderdi? Ben buradaydım oğlum, sen geldin. Adil Topal'ı tanımam etmem. Neyse. Sözün özü Behçet. O kadar parayı adama tek başına yedirmezler yavrum. Ne olacak? Üç seçeneğim var. Bir. Acı çekmeden ölürsün. İki.
acı çekerek ölürsün. Bir de üçüncü şık var. Ben üçüncüyü sevdim. Önce bir dinleseydin ama, değil mi? Bir tane daha yer miyiz? Senden istediğimiz iki şey var. Birincisi, babanı asla deşifre etmeyeceksin. İkincisi, ona sokulabildiğin kadar sokulacaksın. Onun güvenini, hatta sevgisini kazanacaksın. Ve bize bütün kirli trafiği, kimlerle çalışıyor, nereden nereye satıyor, hepsini bize söyleyeceksin. Ya siz aklınızı mı çıldırdınız? Yani sayın müsteşarım, en güzeli siz gidin bu adamı tutuklayın. Bana niye ihtiyacınız var ki? Ne değişir? Yerini başkası alacak. Her şeye yeniden başlayacağız. Ne gereği var ki? Ne yapacağım? Uyuşturucu mu satacağım? Gerekirse evet. Babanın güvenini kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ne kabul etmezsen? Yanlış anladın. Bu bir teklif değil. Albino'yu bulmak için bastığın depoda öldürdüğün adamlar, Ayşegül'ü bulmak için bastığın yerde de 2-3 ceset bıraktın. Kaldı ki Zülfikar ve Sefer de oradaydı. Bahri Umman'la hala görüştüğünü ve bunu babandan ve emniyet müdüründen gizlediğini biliyoruz. Ben ciddiyim Poyraz. Baban çok büyük uluslararası bir trafiğin en kilit ismi. Ve biz de bu trafiği öğrenmek istiyoruz. Başka şansım yok değil mi? Spor araba verecek misiniz? Ne? Ne, smokin de mi yok? Kira yardımı, yemek fişi filan yok mu? Bunları bitir de sonrasını düşünürüz. Ah. Bana buradan ulaşabilirsin. Çok acil olmadıkça arama. Karayel. Poyraz Karayel. Eğlenceli bir adam olduğunuzu duymuştum. Ama bu kadar yeter Poyraz. Biz seninle bağlantı kuracağız. Buyurun, bu tarafa. Görüşmek üzere. O elektrik şeysini de yazdım bir kenara. Haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.